Hocam ben genelde sabah namazlarına kalkamıyorum. Telefonun saatini de kuruyorum ama uykum çok ağır. Sabah namazını 8-9 gibi gecikmiş olarak niyet ederek kılıyorum. Diğer vakitleri zamanında kılıyorum. Ben 5 vakit namaz kılmış oluyor muyum? 15 yıllık kaza namazı borcum var. 4-5 aydır namaz kılmaya başladım. Rabbim devamını nasip etsin Tamam. inşallah. Önceleri her namazı sünnetleriyle kılıp her namazdan sonra o vaktin kazasını kılıyordum ama son zamanlarda namazların sünnetlerini kılmayıp onun yerine kaza namazını niyet ediyorum. Uygun mudur diye sormuşlar. Sual eden kardeşimizin iki sorusu var anladığımız kadarıyla. Birinci suali sabah namazının vakti çıktıktan sonra kılıyorum. Bu namazı kılmış oluyor muyum diyor. Sabah namazının vakti tulul fecir dediğimiz fecrin doğumu. Yani imsak vaktinin kesimi ta ki güneşin doğumuna kadar olan vakit dilimidir. Bu zaman zarfında sabah namazı kılınırsa bu edadır. Bu zaman çıktıktan sonra namaz kılınacak olursa bu ise kazadır. Ancak bir kimse eda edemeyecek olsa yani uyuyakaldığından dolayı veya unuttuğundan dolayı veya başka bir nedenden dolayı eda edemeyecek olsa da bu vakit çıksa kazaya kalması durumunda bu adam bu namazı kaza ederek de bu sorumluluktan kurtarmış olur. Ancak namazını kazaya bırakmasından dolayı bir mesuliyeti var mı? Eğer burada bir kasıt varsa, bir kusur varsa, yani imkanı olduğu halde bu imkanı değerlendirmediğinden dolayı bu şekilde namazı kazaya bırakmışsa tabii ki kusurlu olacaktır. Bu manada bir günah işlemiş olacaktır. Her ne kadar namazın kazasını yapmış olsa bile. Ancak elinde olmayan imkanlardan dolayı bu namazı kazaya kalmışsa, İşte varsayım uyuyakaldı, uyanamadı ama saati, telefonu vesaire her şeyi ayarladığı halde çok yorgun kaldığından dolayı uyanamadı. Ama tabii bunun öncesinde şunlara da dikkat etmek gerekir. Biliyorsunuz ki geç saatte yattığınız zaman kalkamayacaksınız. Bu gibi şeyleri de göz ardı etmemek gerekir. O yüzden ta ki yatış saatinden yatmadan önceki yiyeceklerin de kişiye etkisi vardır. Yani uykusunun hafif olup olmaması ile alakalı, ağırlık yapıp yapmaması ile alakalı. Bütün bu şartlara riayet ederek kişi yatacak olsa ve yine de kalkamayacak olursa bu artık onun elinde olan bir şey olmadığından dolayı burada bir mesuliyeti olmayacak. Ama kalktığında ise sabah namazını kaza olarak kılması gerekir. Dolayısıyla 5 vakit namazını kılıyor muyum diye sual ediyorsa ettiğinde bu kişi namazlarını kılmış olur. Yeter ki kazayı bırakmasında kendi kusuru olmasın. Gelelim ikinci sualine. İkinci sualde de diyor ki benim kaza namazlarım var. Daha önceden sünnetleri kılıyor idim. Her namazın sünnetlerini kılıyordum ve her namazın arkasında da kaza namazımı kılıyordum. Ama şimdi bu sünnetleri kılma yerine sadece kazamı kılsam olur mu veya böyle yapıyorum diyor. Buna dair asrımızın son dönem asrımızın büyük alimlerinden, fakihlerinden Ömer Nasuhu Bilmen Hazretleri'nin İlmihal'inde buna dair çok güzel bir malumat var. İlmihal adlı eserinde. Orada diyor ki namaz bahsinin sonlarında kaza bölümünde olması gerekir. 100 küsürüncü maddede olsa gerek tam hatırlamıyorum ama orada şöyle bir ifade kullanıyor. Kişinin nafile namazlarla meşgul olmasındansa kaza namazlarla meşgul olması şüphesiz en güzel olanıdır. Çünkü kaza namazı borçtur, nafile namazı ise borç değildir. Borcu olan bir kimsenin borcu olmayan şeylerle meşgul olması tabii ki doğru değil. Ancak namazların öncesinde ve sonrasında bulunan sünnetler gerek müekked sünnet olsun gerek gayri müekked sünnet olsun bu kuraldan istisna edilmiştir. Yani bir kişi kazası olduğu halde kazasıyla meşgul olma yerine bu sünnetleri terk etmesi güzel görülmemiş. Aksine bu sünnetleri kılması gerekli olduğu söylenmiştir. Yine Ömer Nasuhi Bilmen buna dair farklı rivayetler olsa da farklı fetvalar olsa da bu fetvaların doğru olmadığını söylemekte yine ilmihalinde. Ve gerekçe olarak da birkaç gerekçe sayıyor. Bunlardan bir tanesi de bu sünnetlerin belli vakitleri vardır. Oysa namazı zaten kazayı bıraktığından dolayı bunun belli bir vakti yoktur. Yani kişi ömrünün her neresinde bu namazı kaza ederse bu namazı kılmış olacaktır. Oysa müekket veya gayri müekket namazların öncesinde ve sonrasında bulunan sünnetler ise belli vakitleri vardır. O vakit kaçtığı zaman bir daha o namazın telafisi mümkün olmayacak. Hatta evvabin namazı gibi, kuşluk namazı gibi yani hakkında nasıl olan, hakkında eser olan nafile namazlar da bu kabilden olduğunu ifade ediyor. Yani bunları dahi kişinin kılması gerekir. Bir de kişi zaten namazını kazaya bırakmakla bir hata işlemiş, bir günah işlemiş. Bu kimse bu günahını bertaraf edebilme adına son derece ibadetlere sarılması gerekirken
Bunun yanı sıra ki özellikle sünnetler farzların tamamlayıcısıdır. Evet. Sünnetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmaya vesiledir. Hı-hı. Bütün bunları yanı sıra bunları bırakarak hem bir günah içindesin hem de böyle bir istifade imkanı varken bunlardan da yüz çevirmesinin doğru olmayacağı söylenmiş. İşte vakit müsait değil. Ya ikisinden birini kılacağım. Dolayısıyla ben nafile kılmaktansa kaza kılıyorum diye böyle bir bahane bulanların ise insaflı davranmadığını, çünkü bu kıymetli vakitleri birçok fuzuli yerlerde tüketildiği halde namaz gibi önemli olan bir meselede ben işte ikisinden birini kılacağım şeklinde kendi kendine vakti daraltmaların uygun olmayacağı, insaflı olmanın gerekli olduğu yine ifade edilmiştir. Evet. O yüzden diyoruz ki kazası olan kimse öncelikle şöyle bir niyette bulunacak. Ben bütün kazalarımı Allah'ın izniyle ölmeden bitireceğim. Evet. Ve bu niyetini de bir nevi amele dökebilme adına da günlük olarak bir günlük namazdan daha aşağı kaza etmemeli. En azından yani bir günlük. Aslında bunun arttırması gerekir. Çünkü senin borcun var. Bütün vakitlerini bununla geçirmesi gerekir. Ama Hanefi mezhebi bu konuda Şafii mezhebi kadar dar değildir. Şöyle, şu manada dar değildir diyorum. Çünkü Şafii mezhebine göre bir kimsenin kaza borcu var ise, kaza namaz borcu varsa bu kimsenin yemesi, içmesi, haceti asliyesinin dışındaki bütün vakitlerini kazayla geçirmek mecburiyeti vardır. Oturma şansı yok. Oturma şansı yok. Yani fuzuli oturma şansı yoktur. Hı-hı. Oysa Hanefi mezhebi böyle değildir. Günlük olarak bir günlük kazayı üstlenmişse, yapmışsa ve diğer kazaları da yapacağına karşı bir kanaat, bir niyeti getirmişse bu kimsenin mesuliyeti bu çapta olacağından bahsediliyor. Evet. Bu açıdan kişi bu niyette olacak. Her namazın akabinde o namazın kazasını yapacak. Tabii minimum olarak. Evet. Bunun üst seviyesi yoktur. Özel mübarek gecelerde olsun, işte ne bileyim belli namaz aralarında işi yokken onu uzatabilir. 2-3 tane namazın kazasını da yapabilir. Evet. Ama namazların öncesi ve sonrası nafileleri, sünnetleri bırakmamalı. Kuşluk, evvabin, teheccüd namazı gibi namazları bırakmamalı. Aksine Mevla'ya karşı daha kendini affettirebilme adına bu gibi nafileleri de sımsıkı sarılmalıdır. Evet. Yani ikisinden birini vereceğim şeklinde değil de her ikisini de tatbik etmesi uygun olandır. Bir de bu gibi ibadetlerde sevap açısından çok büyük fazilet vardır. Yani bir kuşluk namazı kılıyorsunuz, cennette köşk yapılıyor. Ve bavim namazı kılıyorsunuz, birçok rekat namaza taallük ediyor. Bunlar hani halk tabiriyle beleş olan şeyler, karşılığı olmayan şeyler. Evet. Adeta Mevla Teala Hazretleri kulunu affetmek için bahane arıyor. Diyor. Bunlar birer bahanedir. Ki bunu daha önceden de aktarmıştık. Rahmetli Hasbi Hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin inşallah. İsmail Ağa Camisi'nin müezzini idi. Çok tatlı, çok güzel bir sohbet usulü vardı. Çok tane tane ders gibi anlatırdı. Yine bir tarihte Medine-i Münevvere'de idi. Ben de yanındaydım o esnada. Bir Arap ile konuşuyor. Ben de yanında bulunuyorum. Araba şöyle diyor. Ene uhibbul beleşe diyor. Böyle espriyi de severdi. Şaka yapmasını da severdi. Şimdi ene kelimesi Arapça bir kelimedir. Uhibbu kelimesi Arapça bir kelimedir. Ama beleş kelimesi Arapça kelime değil. Evet. Karşısındaki kişi ben seviyorum. Burasını anlıyor ama beleşin ne olduğunu bilmediği için Hoca Efendi'ye soruyor. Ma ma'mel beleş. Beleş nedir? Yani evet. Nedir ki bunu seviyorsun? Hoca Efendi ona diyor ki işte eşşe'u lezî la ivada leh gibi karşılığı olmayan şey beleştir. Onun üzerine Arap'ın ifadesi aynı şekilde. İden ene uhibbul beleşe kezalik ya seyyidi. O takdirde ben de bu beleşi seviyorum. Evet. Şimdi bu bizim için bir misaldir. Güzel bir misaldir. Biz dünyevi işlerde nasıl ki karşılığı olmayan şeyleri seviyorsak evet. Ahiretimiz daha önemlidir. Çünkü ahiret bir gündür. Öyle bir gündür ki başlangıcı var, sonu olmayan bir gündür. Dolayısıyla orada çok azâ ihtiyacımız var. Çok sevaba ihtiyacımız evet. var. Dünya mahduttur, sınırlıdır. Sınırlı bir alanda, sınırsız bir alanda harcamamızın harcamamız lazım olan şeyi sınırlı olan yerden getireceğiz. O yüzden vakitlerimizi boş geçirmememiz, özellikle bu gibi şeyleri de çok iyi değerlendirmemiz evet. gerekir. Benim vazifem budur, bu vazifem değildir şeklinde bir algı da yanlıştır. İmkan nispetince bütün ibadetlerden geri durma yerine yapabildiğimiz kadarıyla hatta bütün vusulumuzu, bütün gayretimizi sarf ederek bu yönde hareket etmemiz gerekecektir. Yine bir kısa aklıma geldi. Efendi Hazretlerimizle beraberdik.
rahmetli babam da vardı, yemeğe geçiyorduk. Ben Efendi Hazretlerimizle beraber asansörün kapısına geldik. Ben onu bindireceğim. Şeye bastım, asansörün çağrı düğmesine bastım. Efendi Hazretleri orada güzel bir ifadede bulundu. Şu asansörden kulluğu öğrenmemiz gerekir dedi. Bak çağırıyorsun, hiç demiyor ki işim var gelmiyorum, evet, hemen geliyor dedi. Evet. Yani hakikaten biz kulluk olarak da yaratılış gayemiz zaten budur. Başka şey değildir. Tamam, dünya hayatında yiyeceğiz, içeceğiz, maişetimizi temin edeceğiz, çoğalacağız, işte ailevi hukukumuz olacak, arkadaşlarımız olacak, gerekirse iznimizi yapacağız, şakalaşacağız. Ama yaratılış gayemizi asla unutmamalıyız. O yüzden borçlarımızı ödemenin yanı sıra bu gibi karşılığında kat ve kat mükafat olacak olan ibadetlerden de asla geri durmamamız gerekir. Yani meseleyi hukuk bazlı düşünmeyeceğiz. Evet. Meseleyi ince olarak ahiret şeklinde, yani Diyanet boyutuyla, indallah'taki boyutuyla düşünmemiz, evet, gerekecektir. Rıza için. Rabbim muvaffak eder inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun.